bak sen bugüne kadar onca haber yaydın bütün mahalleye. Ama annenden hiç bahsetmedin. Ya hiç tanımıyorum ki annemin neyinden bahsedeyim. Ben babamla büyüdüm. Ona da baba denirse tabii. Öyle hani bir gün biri annemle ilgili belki bir şey anlatır diye çok bekledim. Hani belki birileri anlatır, belki babam bahseder diye çok bekledim ama... ...ne kimse bahsetti annemden, ne de babamdan duydum. Öyle ben doğduktan sonra kapıyı çekmiş gitmiş işte. Bir daha da görmedim onu yani, hiç görmedim. Onunla ilgili bildiğim tek şey bu yani. Sen de böyle bir anne olacaksın diye bir kural yok ki. Tabii ki yok. Tabii ki yok ama... ...yani hayat bu tır belli olmaz ki. Yani... ...bak benim Şevket'ten başka kimsem yok. Yani o çocuk olduktan sonra bizim Şevket'ten başka kimimiz kimsemiz yok ki. Ya bize bir şey olursa... ...ya o da benim gibi böyle tek başına kimsesiz yalnız büyürse ne olacak? Ben böyle bir sorumluluğu alamam. Böyle düşünecek olursak o zaman hiçbirimiz çocuk falan yapmayalım. Bu çok saçma bir düşünce. Ama yani sizin hiç değilse anneniz, babanız, kardeşleriniz var. Ne bileyim size bir şey olursa geride onlar var. O zaman sen de bir tane daha kardeş yaparsın, olur biter. Bana bak. Bizim mahallemiz ismiyle müsemma bir mahalledir. Kimse sizlere yuva olur. Baksana. İlyas abiye, Emel'e. Hadi diyelim ki yani Allah korusun da bir şey oldu size. Koskocaman bir mahalle var burada, biz varız. Yani bileyim, bilmiyorum tır. Ya evlendiğimizden beri ben aslında en çok bundan korkuyordum yani. Bir de Şevket çok istiyor çocuk. Ben yani o bu konuyu açtığında her defasında kaçtım, bu konuyu kapattım çünkü gerçekten hiç hazır değilim. Yani bilmiyorum, o yüzden ben şu anda kimseye hiçbir şey söyleyemem tır. Bak beni dinle. Bana söz verdin, sen de kimseye bir şey söylemeyeceksin, olur mu? Tamam, tamam, tamam. Söz. Ama o zaman sen de benim dediğimi unutmayacaksın. Korkacak, büyütecek bir şey yok. Bilmiyorum.